Cemaatler sorgulanabilir. Hatta sorgulanmalıdır da. Osmanlı bunu uygulamış. Sultan II. Mahmud'un kurduğu bir teşkilat sayesinde cemaatleri denetlemiş devlet. Ehliyet ve liyakat aramış. Bu ehliyet ve liyakatla birlikte onlara belli görev tevzilerinde bulunmuş. Ciddi sorumluluklar yüklemiş. Bugünkü sivil toplum kuruluşlarının diyelim yaptıkları bazı hizmetleri o zaman devlet o cemaatlere mecbur tutmuş. Bulunduğunuz bölgede bu hizmetleri üstleneceksiniz. Madem böyle bir şeyde yani Allah için hizmette gönüllüsünüz, dulların, yetimlerin, hastaların, efendim, kollanmasında, kayrılmasında, eğitilmesinde, maişetinde katkı sağlayacaksınız. Yaşlılara, hastalara yardımcı olacaksınız. Efendim, eğer bölgede İslam dışı yaşayışa sahip olanlar varsa onlara tebliğde, irşatta bulunacaksınız. Onları İslam'a kazanmaya çalışacaksınız. Biz de devlet olarak size bu anlamda ekonomik olarak katkı sağlayacağız. Tekkelere vakıflar bağlanmış. Yani belli diyelim mülkiyetlerin gelirleri tekkelere bağlanmış. Şeyhler maaşa bağlanmış. Atama usulü gelmişler tekkelere. Ehliyet ve liyakatlarına göre, hizmet kabiliyetlerine göre tekkelere atama yapılmışlar. Devletin bağladığı o akarlarla o bölgede hem İslam'a hem insana hizmet etmişler. Diyor, kendilerinin mensup oldukları ekol hangisi ise de onun üzerine dini vazifelerini devam ettirmişler. İşte makşi iseler sohbetleridir, hatmeleridir vesaire. Efendim, kadiri iseler devran zikirleridir. Onları da devam ettirmişler. O yönde de halkı irşad etmişler ama hem de İslami olan sosyal faaliyetleri devlet onların muktesine vermiş, sorumluluklarına vermiş. Şimdi bu anlamda cemaatler sorgulanmalı. Hiçbir cemaat layusel değil.